Oyunda GPS'i taktık. GPS'ten gittiği yerler belli. Bak siz buradan bir saldınız. Senin saldığın yerden direkt ormanın içine girip çıkmış. Bu gece 12'den sonra gittiği yol. Herkese selamlar arkadaşlar. Eskişehir'deyiz. Süleyman abinin foto kapanını kontrole geldik. Şimdi bizle beraber foto kapan kura kura usta oldu. Artık ondan güzel görüntüler bekliyoruz. İnşallah. Benimkini de koyalım şeye, şu köşeye. Şu arayı bir yere koyalım. İnşallah denk gelir o hayvan. Ya işte, buna denk gelen o kurt var ya, büyük ihtimal senin köpekle eşleşen kurt. Gece ben sürünen dağdayken, tamam, ağalda denk gelen. Ağalda denk gelen dişi kurdu. Tamam. Onunla değil midir? Büyük onun ihtimal oydu. Var. Onun görüntüsü var da şey var, resim olarak var. Resim var. Süleyman Aga'nın foto kapanı biraz sıkıntılı. Biraz İngilizce olunca ben pek beceremiyorum onu. Abi çeviri yapacaksın artık şeyden yaptım, ya Google'dan. Yaptım, çeviri yaptım, gene olmadı. Vallahi bir bakarım ben şimdi, biraz bir denerim ben onu. Şimdi sadece fotoğraf çekiyor. Video çektiği şeyler de var da gece fotoğraf çekiyor değil mi sadece? Videoyu devamlı çekmiyor. Kimi zaman çekiyor, kimi zaman çekmiyor. Ha, videoyu da devamlı çekmiyor. Havasına SD gibi çalışıyor. Allah Allah. Abi şu şeye koyalım seninle. Akasya'ya. Senin bu manyak köpek hala buralarda. Abi şeyi bekliyor işte. Dişi kurdu bekliyor. Ormanı böyle ağaçlara doğru yatmış. Sabah kafa bu tarafta. Sabah yukarılarak bir şeyden baktım ben. GPS'ten. Bak gece şu gördüğün olayı komple gezdi. Saldım ben onu, 3 günün bağlıydı. Ha o. Seralara kadar her tarafı gezdi, dolandı, geldi. Şuralara yattı. Biz onun görüntüsünü yatarken buralarda şeyle de gördük. Drone'la da kaydettim. Bir de gece oldu mu ulumaya başlıyor her gene. Sıkıntı o zaten. Kurdu çağırıyor değil mi? Adını Behlül koydum. Kimsesizliği Behlül koydum artık. Ben bunun videosunu çekmedim mi hacı? Çekti. Değil mi? Ya sokaktan köpek tutarsan ne olacak bu? Sen onu sokaktan aldın galiba. İyi bok olsa sahip atmaz. Eski adamlara boşuna demiyor. Aslı nesine. Cinsi bozunu alır sürüye koyarsan kurt getirir. Evet. Arkasında bir şey yoksa serbest gider. Ama arkasında bir şey varsa bu tarafta gider. İlk foto kapanla buraya kurduk. Tam böyle derenin dibi. Kurtla beraber gece buluşuyor. Onu görüntülemeye çalışıyoruz. Evet. İnşallah köpekle kurdu buradan geçerken yakalarsak bu bile kafi. Görüyor musunuz bilmiyorum. Evet. Tam şurada. Boynuna GPS'i taktık. GPS'ten gittiği yerler belli. Saldığımızdan itibaren. Dün saldığından itibaren. Bak. Of, nereleri gezmiş bu ya? Allah, bir de hızı da yazıyor. Kaç kilometre hıza gitti? Bak 13, 15. Bak tarihi görüyor musun? Şimdi bu ormana girdiği gözüküyor mu? Şöyle tutsam da. Hmm. Bak tarihi geliyor, orada dolanıyor. Görüyor musun? Kurdun kokusunu arıyor. Tamam, şimdi ormana gittiği zaman. Şimdi buradan gidiyor, geri gidiyor. Abi şimdi dünden bugüne ne kadar şey varsa hepsini çıkarıyor bak. Gösterecek. Bak hep aramış oralarda. Yani buralar şimdi kurtların gezdiği yerine. Şeyi ya, bu ormana da gitti şimdi. Bu var arkadaşlar, ben gördüm biraz önce. Bir ayar değişikliği yaptık.
Şimdi Çöpek Ormanı'nın içine gidiyor. O dağların arasına yaklaşık 3 kilometre, 4 kilometre daha da fazla giriyor. Çıkıyor yavaş yavaş. Ya bu dün geceden itibaren. Dün geceden itibaren. Saat yazıyor zaten. 21-15. Çıktığı zamana gireriz şimdi. Şimdi biz drone'la da yakaladık zaten. Şu an tam dağın tepesinde şeyde yatıyor değil mi bu? İniş yerinde yatıyor. İniş yerinde yatıyor. Ya bu içeriye girdi. Sonra tekrardan buraya gelmiş. Bak burada konaklama zamanına geliyor. Evet. Orada bir duruyor. Ne kadar durmuş orada? Yazıyor mu? Gece vakti mi o? Gece 23.56 diyor abi. Doğru mu? Evet. Ondan sonra geri mi gidiyor? Ne yapıyor abi? Sonra bak ormanın içine şeyleri, dağları bak. Dağları gezmiş. Varıyor. Dur dağları gezmiş bak. Vardığın yere baksana sen şu. Sonuna kadar gelsene abi şu şeyin. Abi bütün araziyi dolanmış. Dün bana gösterdi, o senin bana gösterdiğinde direkt ormanın içine girmişti biliyor musun? Evet. Bak o kayıt da var. Bu hangi gün? Dün bu. Dün. Ondan dün önceki gece. Gündü değil mi senin bana attın? Yo, dün geceydi herhalde. Dün gece bu. Bunda farklı kayıt ama bu. Sen Ali'ye ilk taktığın zaman... Abi 12'den sonra şey oluyor ya, şimdi ona bakacağız. Ha 12'den önceydi o. Doğru yani söylüyorsun. 12'den sonrasına bakacağız. Ormanın içine girişini şöyle saldıktan sonra bak ha. Tamam bak şimdi. Dur, arkadaşlar şunu kapatın. Onu kapat. Biraz büyütsen onu abi. Biraz hafif. Tamam. Bak siz buradan bir saldınız. Senin saldığın yer yani direkt ormanın içine girip çıkmış. Bu gece 12'den sonra gittiği yol. Yani 12'ye bu... kadar. 12'den sonraki daha demin baktık. Ha bu 12'ye kadar işte doğru. Ne 12'ye kadar. Evet o araya girmiş. Bir de aşağıları da gezmiş. Aşağıları da gezmiş. Tabii bunun kaç kilometre yaptığını Ali bilir. Ben bilmem. Ayarını bilmiyoruz. Ondan kullanıyor ya cihazı. Cihaz Ali'nin cihazı. Şuna baksana ya. Bayağı gezmiş. Bak en son burada şimdi. Orada duruyor. Evet. En son da bizim drone'da çektiğimiz yerde. Orada yatıyor. Tam şurası. Evet. Tam orada. Burada da zaten dere ağzı. Oradan inip çıkıyor kurtlar. Drone'da da zaten biz orada kovaladık bunu. Arkadaşlar biraz sonra dağlara, tepelere otlamaya gidecekler. Aşağıda arkadaşlar, şunu yaptığı hareketlere bakın. Koyun arkada, koyun aşağıda. Diğer köpeklerin hepsi orada. Bu bıraktı. Mehmet de yanımda. Dişi kurdu aramaya gidiyor. Evet, bak bıraktı. Şimdi yukarı doğru, ormanın içine doğru gidiyor bu. Dur bakayım, geri dönecek mi? Ona bakıyorum ben. Geri dönmez mi? Dur bak, şerefsiz ya. Aha. Gitti. Gitti hacı. Dönmez ya. O dişi arıyor, bulamadım. Süleyman Ağa köpeklere komut verdi ve köpekler ormanın içine yayılmaya başladı. Bu videoda Süleyman Ağa'nın köpeklerinin çalışma stilini ve coğrafi şartların zorluklarını göreceksiniz. Şu an ormanın ilk girişi, dağın ilk girişi, köpekler ormana doğru yoğunlaşıyor ve dağın yamaçlarına doğru
ilerleyecekler. Hızlı bir şekilde artık kokuya duyarlı mı gittiler bilmiyorum ama hızlı bir şekilde koşarak yayılmaya başladılar. Videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Tilkilerle karşılaşacağız. Kurtla karşılaşacağız. Köpeklerin davranışlarını inceleyeceğiz. Söylediğim gibi coğrafi şartlar çok zor. Dağlık, her köpek burada görev yapamaz. Süleyman Aga'nın dediği doğru. Süleyman abinin koyun güttüğü yerler gerçekten çok zor. Biraz sonra izlediğinizde bana hak vereceksiniz. Köpekler sağa sola koşuşturuyorlar. Ya büyük ihtimal koku alıyorlar ya da etrafı kolaçan ediyorlar. Ama ilerleyen dakikalarda boşa koşmadıklarını göreceksiniz. Kara kırçıl olan Yılmaz. Yılmaz'ın karakteri çok hoşuma gitti. Sürünün lideri Yılmaz. Öncülü hep Yılmaz çekiyor. Yılmaz kurtçu bir köpek. Kurtlara karşı zaten daha önce kendini ispatladı. Burada da görevini tam layıkıyla yapıyor. Ormanın içerisinde sağ solu kolaçan ediyorlar. Hızlı köpekler. O gün Süleyman abinin telefonundan adım sayarı açmıştık. Süleyman Aga yaklaşık 25 kilometre yol yürümüş. Bu dağlarda, sarp arazide, düzlük değil, sarp arazide dağda 25 kilometre yol yürümüş. Köpekler sağa sola koşuşturuyor, görüyorsunuz. Süleyman abi 25 kilometre yürüdüyse bu köpekler günlük 100 kilometre neredeyse yapmıştır. Bu hızla, bu atiklikle sağa sola gidişlerini, etrafa yayılışlarını siz de izliyorsunuz. Yani büyük ihtimal Süleyman abi 25 kilometre yol yaptıysa bunlara, hadi biraz abartı olsun, 50 kilometre diyebiliriz yani. Köpekler ilk dağıldığında etrafı iyice kolaçan ettiler. Ben drone'la coğrafi şartların ne kadar zor olduğunu size göstermek için dağların arasına girdim. Bu köpekler bu dağların kenarlarından, yamaçlarından ilerleyecekler. Bu şekilde ta biraz sonra bizim buluşma noktamıza dağların yamaçlarından otlaya otlaya gelecekler. İki dağ yamacı burası. Ortadan çay akıyor. Bu ağaçlar yukarıdan size küçük çalı gibi gözükebilir ama bunların boyutları yaklaşık 20-25 metre. İleride ceviz ağaçları da var. 25 metreden daha yüksek ağaçlar var orada. Şu an size burası belki çalı gibi gözükebilir. Göz yanılması, drone çok yüksekte olduğu için aşağıdan ufak gözüküyor. Arazi çok sarp. Her zaman bunu söylüyorum. Hakkari Şemdinli'ye benziyor. Şuradaki ağaçlar büyük ihtimal ceviz ağacı. Biz burada çünkü Süleyman Aga ile beraber fotokapan çalışması da yapmıştık. Kurtları da yakalamıştık. Aşağıdaki ağaçlar gerçekten çok büyük. Ağaçların dibinde yer yer suyun aktığı yerlerde havuzlar oluşuyor. Bunları da göstermiştik diğer videolarda size. İnanır mısınız bilmem. Biraz sonra zaten drone görüntülerinde de göreceksiniz. Burası, bu dağların kenarlarında koyunlar otluyor. Süleyman abi koyunlarını bu dağların yamacında otlatıyor. Köpekler de bu dağların yamacında görev yapıyor. Burada her köpeğin görev yapması gerçekten çok zor. Her köpek görev yapamaz. Kurtlar buralarda geziyor. Nereden nasıl saldıracağı belli değil. Her an her yerden çıkabilir. Thank you.
dağın zirvesine doğru çıkıyorlar. Burada bir şey kovalıyorlar. Büyük ihtimal tilki falan. Ama videoda gözükmüyor ya da koku aldılar. Şimdi bazı arkadaşlar Sinan abi drone'u çok yüksekten kullanmışsın diyebilir. Mecburen yüksekten kullandım. Nasıl uçaklar giderken dağa çarpma ihtimali var. Yüksekten dağların zirvesinin yükseğinden kullanıyorsa pilotlar uçağını. Şimdi drone kullanırken de dağ yamacı bir anda yükseliyor gördüğünüz gibi. Şimdi 50 km 70 km hızla gidiyorum drone'la. Bir anda karşına dağa çıkıp dağa çarpma ihtimalim var. Drone'u da yeni aldım. Yani ilk kullanıştan parçalamayalım dedik. O yüzden biraz dikkatli kullandım. Yüksekten kullandım. Drone'un kamerasındaki zoom özelliğine güvenerek biraz yüksekten kullandım. Karşınızda bir kartal. Kartallar zaman zaman drone'lara saldırabiliyorlar. Drone'u biraz yüksekten kullanmak zorundayım. Çünkü giderken dağ bir anda karşına çıkıyor ve çarpma şansın oluyor. Şu an Yılmaz bir şey kovalıyor. Yukarıdan gördüm ama ne kovaladığını tam olarak seçememiştim. Biraz sonra yanına ineceğiz. Evet, bu bir tilki. Çok, yani arazi dediğim gibi çok sarp. Tilkilerin kaçma şansı çok yüksek. Kayanın arasına, bir ağacın arasına saklanıp bir anda kaybolabiliyorlar. Bu tilki gerçekten hızlı ve burayı çok iyi biliyor. Nereden kaçacağını çok iyi biliyor. Drone'la bayağı bir kovalayacağım şimdi onu. Şu an büyük ihtimal Yılmaz, arkaya dönüp bakamadım tilkiyi kaçırmayayım diye. Yılmaz büyük ihtimal hala tilkiyi kovalıyor çünkü tilkinin kaçışından belli. O daha beni drone'unu görmedi, drone'un sesini duymadı. Drone'un sesini duysaydı zaten biraz daha farklı davranırdı diye düşünüyorum. Burada köpeği bir kolaçan edecek peşimden geliyor mu diye. Ondan sonra tekrardan devam edecek. Ağaçların arasına saklandı ama benden kaçamadı. Çok hızlı ilerliyor. Yalnız ben buna tilki dedim ama bu biraz yaşlı bir hayvan gibi. Kuyruğu çünkü ince bir şey, tüysüz. Farklı bir hayvan olma ihtimali var mı? Bunu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bu tavşan desen değil. Büyük, ileriden tavşanlar geçti bu arada. Tam sağ köşeden tilki kaçarken. Bu arada tilki ağaçların arasına girdi ve bizi atlatmayı başardı. Tam ağacın kenarında şuradan ilerliyor ama ben bunu telefonun ekranından göremedim maalesef. Tilkiyi burada kaybettim. Görüntüleri burada bilgisayarda izlerken evde biraz üzüldüm. Şu köşede durmuş çünkü tam biraz sonra göreceksiniz. Yandan geçiyor. Tam şu köşede tepede duruyor. Keşke önüne geçip yakından bir görüntü alabilseydim. Burada ben tilkiyi ararken uzaklarda bir yerde kurt bir anda karşıma çıkacak ve farkına varamayacağım maalesef. Tilkiyi kaybettikten sonra kaydı kapattım. Tam köpeklerin yanına doğru giderken bir anda kurtla karşılaştık. Ama ben bunu telefonda göremedim maalesef. Şimdi arkadaşlar, bu bir kurt. Kuyruğu hafiften kıvırık gözükebilir size. Biraz sonra onun örneğini de göstereceğim. Kurt köpeği ileriden görüyor, köpekleri. Şimdi dağın yamacı çay yolu, görüyorsunuz birkaç tane yol var. Ben geri dönerken tilki bayağı bir yolda ilerlemiş. Bir anda kurt karşımıza çıktı ve telefon kamerasının, telefon ekranının biraz altında olduğu için, ufak gözüktüğü için görememişim. Videoyu kontrol ederken bilgisayardan farkına vardım ve çok üzüldüm. Keşke orada farkına varsaydım, ben bu kurdu kovalardım ve net şekilde bir görüntü alabilirdik. Köpekleri görüyor ve bir anda geri dönüyor kurt. Şimdi ilerideki, bakın.
İlerlerken, köpeklere doğru ilerlerken bir anda orada duracak ve köpekleri görecek. Bir anda geri dönecek. Kuyruğunun kıvrık olduğuna bakmayın. Kurtlar bazen kuyruğunun sırf ucunu kıvırabiliyorlar. Doğanay'ın çektiği bu görüntüde olduğu gibi hafiften kuyruğunun ucu kıvrık, görüyorsunuz. Şimdi biz drone'la tam tepeden çektiğimiz için nasıl bir görüntü alıyoruz bilmiyorum ama bu görüntüde de gördüğünüz gibi kuyruğunun ucu hafiften bazen kıvırabiliyorlar. Yani o görüntüdeki büyük ihtimal bir kurt ve biz onu gözümüzden kaçırdık. Kovalama şansını maalesef kaçırdık ama güzel bir görüntüsünü almışım. Burada kurt köpekleri görüyor. Biraz sonra tekrardan göreceksiniz. Bir anda yolunu değiştirip büyük ihtimal bu çay yolundan, buradaki yoldan dağların arasına karışıyor. İlerideki köpeği inceledim. Bu arada ilerideki köpek de bizim hain dediğimiz kurtların arasında karışan köpek. Bir laf vardır ya, kötü köpek sürüye kurt getirir diye. Şimdi bu kurdun kokusunu aldı mı bilemiyorum ama tesadüf mü onu da bilemem. En yakındaki köpeğin onun olması çok manidar. Çevresinde bir iki tane daha köpek var. O yüzden yan yana gelemediler mi bilemem. Şu an bakın, köpek harekete geçti. Biraz önce orada yatıyordu. Diğer videolarda gördüğünüz tekrardan ileriye geçti, yine yattı. Bu bizim kurtlarla çiftleştiği dediğimiz, yani kurtların arasında karışan köpeğimiz. Süleyman Ağa'nın köpeği. Diğer köpekler de sağda soldalar ama bu köpeğin o kurda yakın olması bana gerçekten manidar geldi. Sizlerden de yorumlarınızı bekliyorum. Süleyman Ağa yavaş yavaş dağların eteklerine doğru götürüyor koyunlarını. Köpekler kalabalık bir sürü. Her birinin ayrı bir görevi var. Yılmaz devamlı zirvelerde. Birkaç köpek koyunun etrafında, sürünün çevresinde. Ama Yılmaz devamlı zirvelerde ve koku arıyor. Şimdi yine köpekler bir tilkiyle karşılaşıyor. Bunu yakınlaştıracağım biraz sonra. Daha net göreceksiniz. Bu tilki biraz daha zeki. Adının hakkını veriyor gerçekten. Bir anda kaybolacak köpeklerin gözünün önünden. Bakın bir anda döndü ve kendini kaybettirdi. Köpekler tilkinin gittiği yere bakıyor ama tilki çalının arasından çoktan kaçtı gitti arka tarafa. Ya izini nasıl kaybettirdi görüyor musunuz? Bakın bir anda köpekleri gördü ve kaçmaya başladı. Köpekler kovaladı. Burada çalının arkasından bir anda U dönüşü yapıp izini kaybettirdi. Köpekler de şaşkın şaşkın nereye girdi bu diye bakıyorlar. İleri gidiyorlar, sağa sola bakıyorlar ama yok. Dağları yavaş yavaş sis basmaya başladı. Buranın havası gerçekten çok değişken. Yani neden drone'u yüksekten neden kullandığımı şu an daha iyi anlamışsınızdır. Dağların üstünü sis kaplıyor. Şimdi dağ nerede bitiyor, nerede başlıyor bilemiyorsunuz. O yüzden bir anda çarpma şansınız olabiliyor. Şimdi insanların koyun gittiği yere bakın. Sis çöktü şu an dağların tepesine. Gösteremiyorum. Sislerin arasında bir arkadaş var. Koyun giden. Bu başka arkadaş. Kim bu? İmam mı dedi? Köpekler aşağıda. Ya insanlar burada dağın yamacında koyun gidiyorlar ya. Ne kadar zor bir şey. Buradan düşseniz aşağısı zaten uçurum. Uçurum haberini bulamadım ya. Evet, yavaş yavaş dağların içerisine girmeye başladık. Burası dağ başlangıç. Çok sarp, yüksek. Bizden başka çobanlar da var orada. Karşıda yine Süleyman Ağa'nın bir arkadaşı koyunlarını gidiyor.
Onun da köpekleri var. Biraz önce iki tane köpek gördük. Büyük ihtimal onların köpeğiydi. Yani insanlar bu sarp arazide, bu kayalıkların dibine geldikleri de oluyor. Karşıda ve öbür tarafta. Koyun gidiyorlar, ekmek parası peşindeler. Gerçekten çok zor şartlarda çalışıyorlar. Yani Süleyman Aga'ya da söyledim. Gerçekten kazandığınız helal. Son kuruşuna kadar helal. Yani bu koyunlar burada nasıl geziyor? Bu insanlar buralarda nasıl görev yapıyorlar? Köpekler burada nasıl kurt kovalıyor? Yani şaşılacak iş. İnsanın aklı almıyor. Yani muhteşem bir olay. Doğa muhteşem. Biz buralarda daha önceden zorlu şekillerde, zor şartlarda fotokapan çalışması yapmıştık. Bir insanın yürümesi çok zor. Birkaç kişi buradan düşmüş anlatılanlar var. İnsanların cesedini uzun zaman sonra bulmuşlar maalesef. Buradan düşüp ölenler olmuş. Bakın Süleyman abinin koyunları burası. Bunlar. Köpekler de tam şimdi göreceksiniz. Dağın neresinde bakın. Şimdi bir, iki tanesi gözüküyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Biraz sonra yakınlaştıracağım. Evet. Bu köpekler dağın yamacında görev yapıyor. İlginç. Gerçekten helal olsun. Bakın. Yılmaz ileride. Burayı komple geziyorlar. Şimdi adım sayarda Süleyman Aga'nın 25 kilometre yaptığı yazıyordu. Yani biraz abartmış değilimdir. Siz de hak vereceksiniz. Bu köpekler 50'nin üzerine çıkmıştır. Yani 100'e bile çıkmış olabilirler. Ki böyle bir yerde, bu mesafede böyle bir kilometre yapmak müthiş. Bazen ilginç şeyler görüyorum, yakınlaştırıyorum. Şu oduna benzer bir ilginç bir şey vardı orada, gözüme çarptı. Ne diye yakınlaştırdım ama ne olduğunu bir türlü çözemedim. Ne oldu lan, yakalayamadınız mı? Karakter olarak köpekler gerçekten güzel. Görevlerini gerçekten iyi yapıyorlar. Özellikle Yılmaz'ın karakterine bayıldım. Yılmaz bunların reisi olmuş. Şimdi karşıda bir sürü var. Yabancı. Burada Süleyman Aga'nın sürüsü. Aşağıdan yukarı doğru geliyorlar. Bayağı kalabalık Süleyman Aga'nın sürüsü.
Süleyman Aga. Evet Sinan abi. Ya bu hayat nasıl bir hayat ya? Nerelerde gördüm, geziyorsun? Gördüm bizim hayatı. Ondan sonra yok Süleyman abi video atmıyorsun. Bizi abi arayıp sana sormuyor. YouTube kanalı açtık video atmıyorsun. Ne, ne abi diyeyim? Vakit buraya bak. Göster Allah aşkına. Çıktı yine bak. Dolanıp dolanıp geldi. Abi zaten benim göstermem drone'da görecek. Drone'da görecek. Tilki kovaladı senin köpekler. Tilkiyi yakaladık. İyi yakaladı ya. Görüntüde yakaladık. Yılmaz bayağı bir kovaladı da tilki maşallah iyi kaçıyor acı. Tamam abi buralarda. Buralarda sıkıntı. Maşallah maşallah abi. Yoruldular. Yatıyorlar şimdi aslan parçaları. Vallahi arkadaşlar. Drone'da da gördünüz. Süleyman abinin gezdikleri yer. Vallahi her insanın gezebileceği yer değil buralar. Abi bir iki gün gezer de. Ben bak bir aydır burada koyuyorum. Bir ay oldu yemek yersin. Senin hain geziyor buralarda. Ha diye geliyor. Hain ha geliyor hain. Aradım, lan. Aradım bulamadın mı? Vatan haini gel buraya. Seni gidi seni. Harbiden değişmiş bunun yürüyüşü ya bu. Cilveli cilveli yürüyor. Lan oğlum niye cilve yapıyorsun? Erkeksin sen. Allah Allah. Ya bak gördüm ben tam oradayım boyuta buralara çıktı. Aynen. Çok çok fazla geziyorlar. Ya. Drone'da gördüm abi. Çok fazla geziyorlar bir de durmuyorlar koşuyorlar devamlı ya, hareket. Yorgun abi köpekler. Hareketliler. Kıştan beri yorgun. Hareketliler abi. Yalnız senin domuz bu... Domuz gelmiş gece buraya görüyor geçmiş burayı tam beri şeyi. Domuz ezmiş burayı. Ali görmesin. Ali'ye selamlar burada. Ali'ye zor Ali'ye selamlar. Ali buralara domuz gelmiş Ali. Haberin olsun. Kap tüfeği gel. Hani kızım be? Tilki var ya, bir ağaçların arasına girdi. Kaçar abi. Kaybettim. Ondan sonra bir daha şey yapamadım. Sen bu dağlarda, tepelerde, şu yamaçlarda nasıl geziyorsun ya? Allah Allah. Üç tane erkek gelip var, bir yıl kaldı orada. Hain var. Bak, haini köpekten saymıyoruz artık saymıyoruz biz. Ulan elim titriyor soğuktan ya. Ortalık bazen bir anda hareketleniyor. Drone'u kaldırıyorum. Tepeden ne oluyor, ne bitiyor görmek istiyorum. Bir anda sis çıkıyor karşımıza. Tam net olarak bir görüntü alamıyoruz. Köpekler bastı gitti. Nereye gittiler bilmiyorum. Uzaktan peşlerine gidiyorum. Birisi sağda, diğeri solda. Yatmış bir şekilde buldum. Ben drone'u kaldırdıktan sonra. Süleyman abinin dediği, biraz önce gördüğümüz kurt. Farklı bir çay yolundan. Bu dağların oraya doğru karışıp gidiyor. Zirvelere doğru veya inine doğru. Farklı farklı çay yolları var. Yani kendini kaybettirmesi muhtemelen çok yüksek. Ama kokusunu bırakıyor, izini bırakıyor. Buralardan geçmiş olabilir. Süleyman Aga'nın köpekleri de bazen koku alıyor. Belki görüntü alıyor veya tilki görüntüsü alıyor. Bir anda hızlanıyorlar. Fotokapan görüntüleriyle beraberiz. Birkaç fotokapanı farklı farklı bölgelere kurduk. Her kurduğumuz bölgede de kurt görüntüsü görüntülemeyi başardık. Bu çeşmenin kenarına kurduğumuz tam tepeden çeşmeyi gören bir fotokapan görüntüsü gerçekten büyük bir kurttan gelmiş. Bu da Süleyman Aga'nın tam ağılının kenarına koyduğumuz bir fotokapan görüntüsü. Buraya o gece bu GPS taktığımız kurtlarla giden köpeğin boynuna GPS taktığımız o köpeği ağılın kenarına bağlayacağız ve kurtları ağılın kenarına ve buraya çağırıyor mu, getirdi mi, kurtlar etrafta mı bunu gözetlemeye çalışacağız. Köpeği bağladık. Köpek o gece çok uludu ve kurtları ağılın kenarına kadar getirmeyi başardı. Bu büyük ihtimal bu kangal köpeğiyle çiftleşen dişi kurt. Süleyman abinin videonun başında gördüğünüz fotokapanını kurduğumuz yer. Aynı yere ben de fotokapan kurdum. Buradan güzel görüntüler aldık. Ama genelde Süleyman Aga'nın fotokapanı daha şanslıydı. Bu Süleyman abinin fotokapanından çıkan bir görüntü. Dişi bir kurt ama yaşlı.
Kuyruğunu göreceksiniz, biraz tüy falan kalmamış. Dişi dedim ama erkeğe de benziyor. Süleyman abinin fotokapanı bazen video, bazen ne hikmetse resim çekiyor. Burada da bir kurt görüntüsü var. Ağzına kemik almış gidiyor. Bu da giderken ki arkadan çekilmiş resmi. Süleyman abinin fotokapanını bir türlü düzeltemedik maalesef. Dostlar, sabahın körü uslukmuş bir şekilde Süleyman Akay'la beraber burada bekliyoruz ama şansımıza bakın. Bak, dağları sisi görüyor musunuz? Dağları sis kapladı. Her yer sis. Ovayı da sis kapladı. Ovayı da sis kapladı. Biraz sonra bu sis buralara gelecek. Şimdi biz bu saatte kalktık ama Süleyman abi, kurt çok ballı. Kurt ballı, sen şanslısın ya. Ben bilmiyorum abi. Ben şanssız mıyım değil miyim de. Şu hale bak Allah aşkına ya. Abi drone alacak bir sis. Yani bizim tam gireceğimiz ara burası. Her zaman buraya fotokapan kuruyoruz biliyorsunuz. Şu sise bakın. Bir de ovada gidebileceğimiz yer kısıtlı. Buraya da sis çöktü. Şimdi bu sis buraya doğru geliyor. Öğlene kadar kalkmaz o. Öğlene kadar kalkmaz mı? Kalkmaz öğlene kadar. Öğlen de bu gelmez. Çıkar o zaten ya. Saat 8-9 gibi çıkar gider. Vallahi bu vatandaş çok ballı arkadaş. Hiçbir şey demiyorum. Bu tarafta da sis var zaten. 3-4 gün Süleyman Ağa'yla beraber kaldım. Her sabah erkenden kalktık ve kurtlar genellikle gün ışırken etrafta daha çok gözüktüğü için ve gün batarken ve geceliğin drone kaldırıp onları ovada yakalamaya çalıştık. Burada saat 6 civarı, gün daha yeni ışındı ama şansımıza her yer yine sisli. Kurt puslu havayı sever. Büyük ihtimal etrafta bir yerlerde bir kurt vardı ama bize denk gelmedi. Ama fotokapan görüntülerine bakarsak, ki görüntülemişiz fotokapanlarda bunları, o kurtları görüntülemişiz ama drone'la etrafta sis olduğu için veya gözümüzden kaçtığı için kovalama şansımız olmadı. Ya, ufak görüntüler aldık, gördüğünüz güzel de görüntüler aldık aslında. İnsanoğlu doyumsuzdur. Geçmişte mesela ufacık bir fotokapan görüntüsüne bile kurt çektiğimiz zaman seviniyorduk. Şu an elimizde bir dünya fotokapan görüntüsü var, kurt görüntüsü var ama drone'la daha böyle net, daha güzel bir kovalamaca olmadığı için biraz buruk konuşuyorum. Ama hem drone'la hem de fotokapanla kurt görüntüleri çektik. Büyük ihtimal Süleyman abinin köpeğiyle gezen kurtlar bunlar. Drone'la ben sağa solu gözetliyorum ama çay yollarını falan, o gün etraf gerçekten çok sisliydi ve şansımız yoktu. Öğlen vakti oldu. Sis hala dağılmadı dağlardan. Hala dağlarda sis var. Biz bu sisin içerisinde drone nasıl kaldıracağız bilmiyorum. Drone kaldırsak da görüntü alabilir miyiz? Bilemem. Süleyman Aga tam şu aradan girdi. Bugün onun için çok tehlikeli. İnşallah başına bir iş gelmez. Dağlar tepeler sisten kaybolmuş. Hava çok kötü. Allah kolaylık versin valla. Sizin de işiniz zor. Ne bastığını bilmiyorum, sıkıntı yok. Ama onun işi bu sefer zor abi. Onun işi sıkıntı. Rabbim kolaylık versin Mehmet'im. Cümlemiz abi, sağ ol. Allah bereket versin inşallah kazancınıza. Allah abi, inşallah abi. Zor iş. Kışın hele daha da zorlaşıyor değil mi? Kışın daha da zor abi ya. Ayhan abi, o ne attın? Bu küspe. Küspe. Şeker parmurasından gelen küspe diyeyim yani. Bir daha söyle abi. Bizim burada diyorum şu an en sıkıntılı zaman. Koyunun. Koyun. Tam biraz yerinden çıktığı zaman
bahar kokusu var. Daha sonra gidiyor, koşturuyor, rahatlamıyor. Yani çoban gözünü açmazsa hayvanı toplamak güç olur. Çoban da tabii kendimizden, yabancı da değil. Burası komple küspe. Aynen. Bu nasıl bu hale geldi abi? Siz bunu yayıyorsunuz, yağmur yağınca mı böyle oluyor? Ya da yanıyor mu kendi kendine? O şimdi fabrikadan geliyor. He. Sıcak olduğu için kendi kendine yanma yapıyor, pişiyor. Evet. Biz bunun üzerine tuzumuzu atıyoruz, fazla yanmasın diye su bırakıyoruz. Ama öyle kendi yine de yanma yapıyor. Çoğu insan bunu hayvana vermez. Neden abi? Ya hayvan fazla yaramıyor biliyorlar. Aslında bu süt abi, yaptır hayvana. Benim bildiğim küspe kilo aldırır hayvana. Şişirir derler. Doğru mu? Şişirmekten ziyade süt yaptırır. Ha, süt yaptırır. Tabi her zaman vermiyorsunuz. Malama, sadece malama yaparsın. Malama derler. Biz de papara deriz. Sadece doğum yaptığında veriyorsunuz ama değil mi? Tabi. Arkadaşlar, Süleyman Aga koyunlarla ilgileniyor. Bugün bir sıkıntı var. Koyunlarda onları tutmak biraz zor. Yeni koyunlar gelmiş. Aynen. Maalesef sağa sola kaçıyorlar. Ben Süleyman abinin Instagram sayfasını bırakıyorum. Vekil olarak Ayhan abi yanımda. Ayhan abi de gözüküyordur. Vekil olarak sen varsın abi. Aynen, Süleyman Aga'nın. Süleyman Aga'nın Instagram sayfasını bırakıyorum. Bir ihtiyacınız olursa oradan Süleyman Aga'ya ulaşırsınız. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Eskişehir'den herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.